İnşaat Yönetim Kurulu Başkanımız Fethi Uratamış'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Hoş geldiniz hanımefendiler. Davetimizi geri çevirmediğiniz için çok teşekkürler. Bilecik projesini 6 Mart'ta temel kazımına başlayarak ilginize sunduk. Kısaca niye Bilecik'te bu proje? Oradan başlayayım. Hayalimizde Estaş olarak böyle bir projeyi gerçekleştirmeyi arzu ediyorduk. Bu Eskişehir'de de olabilirdi. Türkiye'nin herhangi bir şehrinde, Bursa, İstanbul'da olabilirdi, Ankara olabilirdi. Ancak bunun için ön şart kafanıza, projenize uygun bir arsanın yaratılması. Bu Bilecik'e kısmet oldu. Dolayısıyla bu gerçekleştirmeyi düşündüğümüz, hayal ettiğimiz projeyi Bilecik'te yapmaya karar verdik. Ana sebebi bu. İkincisi, Bilecik küçük de olsa orta gelirin üzerinde gelir düzeyine sahip bir il olduğunu biliyoruz. Ve projenin de çok büyük olduğunu düşünmüyoruz. Bu tip projeler aslında Türkiye'de uygulamaya geç konulmuş projelerdir diye düşünüyorum. Keşke çok daha büyüklerini bir araya getirip hastanesiyle, okuluyla, spor tesisleriyle kendi kendine yeten, ulaşım problemi olmayan, altyapı problemi olmayan daha büyük mahallelerden oluşturabilsek. Ama Türkiye son zamanlarda bu işin gayreti içerisinde. Karınca kararınca biz de Estaş olarak buna omuz veriyoruz. İşimiz bu. 1995'te kurulmuş olmamıza rağmen 2003 yılında biz konut üretimine başladık Eskişehir'de. Orada devam ettik. Sayısını tam net olarak söyleyeyim ama 1000'e yakın olduğunu tahmin ediyorum. En sonunda ortağımla beraber madem biz bunu üretebiliyoruz, yapabiliyoruz, niçin bunun büyüğünü yapmayalım? Yani parça parça yapmaktansa bunu bir arada yapmanın daha kolay olacağını düşündük. Hiç de ürkmedik projeden. Öyle bir ürküntümüz de yok. Herhangi bir sıkıntımız da yok. Bu projeyi Bilecik'lilerin beğenisine sunduk. Ama 30 ay derken gönlümüzden geçen 24 ay içerisinde binaları bitirip toparlayıp kalan 6 ayda da peyzajla, şununla, bununla falan filan kendimize biraz süre tanıyıp toplamda 30 ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Peki bitirdikten sonra hemen terk edip gidebilir miyiz bir tarafa? Hayır, gidemeyiz. Çünkü o sitenin yerleşmesi, idari sistemin kurulması çok kolay değil. Dolayısıyla tahmin ediyorum 5 veya 6 yıl biz burada bulunmak zorundayız. Tapuların ferdileştirilmesi, biz müteahhit olarak görevlerimiz arasında değil ferdi tapuyu çıkartmak. Ama bunu bıraktığımız zaman bizim insanlarımız bunun üzerine düşmüyor, bir araya gelemiyorlar ve netice anlamıyor. Eskişehir'de dolayısıyla biz bunun peşini kovalayarak yaptığımız bütün binaların ferdi iskanlarını da hatta bir miktarını kendimiz cepten karşılayarak aldırdık. Herkesi her zaman bekliyoruz. Geliyorlar da gelen giden eksik olmuyor. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bilecik için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hayırlı olacaktır. Bilecik'in geleceğinin de çok parlak olduğunu düşünüyorum. Gelişimini tamamlamamış bir yerin geleceği her zaman parlaktır diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Nasıl gibi görünen bu
da inşallah hep birlikte çok güzel şeylere imza atacağız. Ben kısaca yine de projeden ana hatlarıyla bahsetmeden geçemeyeceğim. Gidecek'te bir ilk dedik, ilk olmanın heyecanı ve zorluğu. Üzerinize müthiş bir sorumluluk yükledik. Ama emin olun bu sorumlulukta duyduğumuz tek şey yüreğimiz. Biz bu işe ekip olarak yüreğimizi koyuyoruz ve yola devam edeceğiz. Cemil Yaşar Evleri 25.892 metrekare alanda toplam 558 daire, 17 iş yeri ve anaokulundan oluşan bir yaşam sunuyor. 1+1'den başlayan ve 4+1'e kadar farklı seçeneklerle ideal yaşam alanı olmanın yanı sıra da mükemmel yatırım fırsatları sunuyor. Ve kendi içinde ihtiyaçlara cevap veren güvenlikli, sosyal aktivitelere sahip bir yaşamı kaliteyle birleştirmeyi hedefledik. Ferah, rahat, geniş daire seçeneklerimizle spor, oyun, güvenlik, peyzaj, çevre çiçe çözümüyle tasarlanmış projemiz ile yaşamımızda bir eciyi artık cebe düştü diyoruz. Cemre Yaşam Bilecik'in yeni yükselen değeri. Siz ve sevdikleriniz için oluşturulan sosyal alanlarda keyifli zamanlar geçirmenizi, sporunuzu yapmış olmanızı, dostlarınızla birlikte kahve molaları verebilmenizin hazını yaşamanızı ve hayatta yeni bir açıdan bakmanızı istedik. Ve tabii ki çocuklarınız. Bizim için çok değerliler, bizim için çok özenler ve çok önemliler. Çocuklarımız için mutlu ve güvenli bir yaşam planladık. Projenin %25'i açık inşaat oturumu, %75'i ise açık sosyal yaşam alanı, sosyal yaşam ve yeşil alanlar oluşurken özel peyzajı, çağdaş mimarisi ile Bilecik'te yeni bir dönem başlıyor. Bu resimleri inşallah 2015'te hep birlikte bakacağız. Bu neyse bu resimleri birlikte test edeceğiz ve yaşayacağız. En çok bana gelen sorulardan birisi bu resimlerdeki gibi mi olacak? İnşallah bu resimlerdeki gibi olacak. Bilecik Cemil Yaşam Evlerinde yaşamak öncelikle güvendir. Güzelliktir. Oyundur. Sevgi ve mutluluktur. Fırsattır. Ve bir sağlık merkeziyle birlikte yeni bir yaşam bizi bekliyor. Sağlık merkezimizde kapalı bir yüzme havuzumuz var. Bay ve bayan ayrı olmak üzere Türk havuzu, savunması, şok havuzu, buhar odası, jacuzzi, masaj odalarımız var. Ve orada da annelerimizi unutmadık. Rahatlıkla spora geldiklerinde çocukların oyun odasını görebilecekleri bir mekan hazırladık. Size ve sevdiklerinize ait bu dünyada bahçesiz havuzumuz, kafeteryamız, tenis kortumuz, ringbota basketbol sahamız, çocuk oyun parkımız, masa tenislerimiz, sokak satrancımız, yürüyüş ve bisiklet yolumuz, açık ve kapalı otoparkımız, oto yıkama, hobi odası ve toplantı odası. Ve gelelim, kimileri için büyük ayrıcalıklarla dolu bir yaşam dedik, kimileri için ise büyük yatırım seçenekleri. Cemre Yaşam'da birikimlerin fiyatımı dönüştürme zamanı, burada bu konsepte 17 adet farklı büyüklüklerde ticari birimden birini alarak geleceğinizi güvence altına almamızı istedik. Ve Bilecik'in yeni yükselen değerinde şimdi birazcık tiplere geçelim. Aslına bakarsanız 17 farklı tipimiz var ama burada her birine girmek istemedim, ana hatlarını aldım. Sestaş.com.tr'ye girdiğinizde Bilecik Cemre Yaşam Evleri'nin artık detaylı bilgisini de oradan takip edebilirsiniz. Buradaki konsept gördüğünüz gibi 5 blok, A, B, C, D, E diye tamamen aileye yönelik planladığımız konsept. A ve E bloklarımızda 168 metrekareden oluşan 3+1'lerimiz var. A blokta, daha doğrusu her bloğun üst katlarında çatı dublekslerini planladık. Ve şu anda en çok belki de ilgiyle takip edilen, izlenen tiplerimizden. Yine çatı dublexinin üst katı ve toplam metrekaresi 180 metrekare. Herhalde 11. katlardan Bilecik'i bayağı güzel izleyeceğiz. Ev yok. Yine 3+1'imiz biraz daha küçük, 154 metrekaremiz. Gördüğünüz gibi ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyosu, yatak odası, oturma odası, salonu, mutfağı, geniş atölyesi ve koridorlarıyla istedik ki olması gereken ideallere kişiler ulaşsın ve rahatlıkla yaşasınlar. C blokta biraz daha küçük 2+1'lerimiz ve 119 metrekare. D blokta yine 2+1'imiz 140 metrekare. Ve yine
odamız, salonumuz, mesela salonumuz oradan görünüyordur ama 30 metrekare. Çift balkonlu, balkonlara atlamadık, ihmal etmedik. Ki projenin %75'i yeşil olmasına rağmen bunu çok ciddi destekledik. Zeybrek'teki herhangi bir çadır dubleksinden de örnek buraya almak istedim. 4+1, 241 metrekare. Bu da üst katı. Çadır dublekslerde dikkat ettiysek teras ve kış bahçeleriniz var. Evet, kış bahçelerinde istediğiniz bitkileri yetiştirebilecek, istediğiniz hobilerinize uğraşma şansı bulabileceksiniz. Ve yatırım fırsatları. Bu blok, bu konsept FGH dediğimiz ve 17 farklı iş yerini altında barındıran bir konsept. Ve burada da daha çok teknik elemanlara, mühendislere, üniversite görevlilerine, öğrencilerine geldiklerinde rahatlıkla kalabilecekleri alanlar tasarladık. 59 metrekare, 72 metrekare, bir yatak odası, geniş adresi, mutfağı, balkonu ve salonuyla. Ve yine burada FGH blokların üstünde de 2+1 dubleksleri koyduk. Ve bizim çözüm ortaklarımız. Mimari proje Ali Murat Akpınar, Arma Mimarlık İstanbul. Sinematik proje İrfan Saydar, Say Mühendislik İstanbul. Mekanik proje Ahmet Köroğlu, Ensar Mühendislik Eskişehir. Elektrik projesi Burra Levent, Levent Kardeşler, Bozüyük Bilecik. Harita mühendisi Hüseyin Yalçın, Yalçın Harita Mühendislik Bilecik. Zemin etüdü Gözde Mühendislik Bilecik. ÇED raporu, bu arada bilimizdeki ilk çöp raporunu alan bir projedir, projemiz. ÇED raporu Yeşil Doğa Limited Şirketi Bursa. Yapı denetim, kuruluş yapı denetim Bilecik. Yapı denetim, Osman Gazi yapı denetim görülüyor. Bu yeni projenin öncelikle bizlere, ilimize, ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bilecik olay takipçileri şu an yanımda SS Taş İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Fethi Odabaş yanımda. Fethi Bey merhaba. Merhaba. Güzel bir sunum yaptınız. Herkesi bilgilendirdiniz. Öncelik olarak teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Neler düşünüyorsunuz? Duygularınızı alalım SS Taş İnşaat için. Ne zaman başladınız? Nasıl oldu? Gelişmeler. 6 Mart'ta Cemre'nin düşüşüyle beraber bizim isimli adaş Cemre temel kazmaya başladık. Şu anda hızla devam ediyor. Bu proje anlamında çok büyük heyecan da duyuyoruz. Bilecikliler'den de umduğumuzun ötesinde bir ilgi gördük. Evet, katılımcılardan belli oldu. Evet, son derece iyi. Ofiste sürekli yoğun talep var. Kısaca bilgi vermek gerekirse 8 bloktan oluşan toplamda 82 bin metrekare inşaat alanından oluşuyor. 8 blokun 5 bloku aile yaşamı için, diğer 3 bloku daha çok yatırımcılar ve Bilecik'e gelip giden iş adamları için otelde kalmak yerine 1+1 ayrı mutfaklı 2 odalı oluşumlar var. Bu 3 blokun altında yaklaşık 6000 metrekare civarında 17 adetten oluşan ticari alan var. Bunun yanında bir ticari alanda yaklaşık 1000 metrekare civarında çocuk yuvası. Projenin toplam inşaat alanı 28.000 metrekare. Bunun %75'i yeşil alan ve sosyal kullanım alanı, %25'i üzerinde de bloklar yükseliyor. En alçak blokumuz 12 kattan oluşuyor. En yükseği de kullanım katı olarak 17 kattan oluşuyor. Kısaca yaklaşık yatırım maliyeti de 60 trilyon civarında. 24 ayda bitirmeyi hedefliyoruz ama sözleşmeyi 30 ay üzerinden yapıyoruz. Çünkü 6 ayda dış peyzaj, yürüme yolları, istinatla ilgili çalışmalarla projeyi neticelendirmek istiyoruz. Peki Fethi Bey, ben genel olarak buraya katılanlara sordum. Dedim ki burayı hangi amaçla almak istersiniz, bu evlerden sahip olmak hangi amaçla istersiniz? Sizce hangi amaçla olmak isterler? Şimdi bu proje Bilecik'te ilk.
içinde sosyal tesisleri barındıran bu konsepte başka bir proje yok. Dolayısıyla biz şöyle düşünülebilir, Eztaş böyle küçük bir şehirde niye elini taşın altına koydu? Biz öyle düşünmüyoruz. Projeye son derece olumlu ve umutla bakıyoruz. Finansman sorunumuz da yok. Yaptıklarımızla bu tecrübeyi biz kazandık. Tepeden inme de başlamadık bu projeye. Dolayısıyla içinde yüzme havuzu olan, yorgun argın gelenin dinlenebileceği, masaj yaptırabileceği, kuaföre gidebileceği, ne bileyim berberde tıraş olabileceği bir alana sahip olmak istemez mi? Restoranında yemek yemek istemez mi? Hem lüksiyatından yararlanacaklar, artı yatırımından da yararlanmış olacaklar. Kuşkusuz. Çoğunlukla kuşkusuz. Yatırım dediler. Kuşkusuz. Şimdi 220 daireden oluşan... Peki 5, sasın alan oldu mu? 4, yer ayıttıran vesaire? Aşağı yukarı 3 blokun yani FGH yatırım amaçlı bölümün %25'ini satmış durumda. Şimdiden sattınız. Evet, satmış durumda. Tebrik ediyorum. Diğer tarafta da yaklaşık 60 rezervasyon var. Tabii onların finansmanı için herkesin bir zamana ihtiyacı var. Herkes hesabını kitabını yapıyor. Biz de müşterilerimiz için banka kredisini daha uygun hale getirebilmek için bankalarla sürekli temas halindeyiz. Dolayısıyla her şey iyi olacak diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz Fethi Bey. Ağzınıza sağlık sunumunuz için. Cemre Yaşam Eseztaş İnşaatı için ne düşünüyorsunuz? Siz de katıldınız sunuma. Sunum nasıldı? Sunum gayet iyiydi. Biz de bu firmanın şu an yapı denetimini üstlenen firmayız. Kuruluş yapı denetim olarak. Projeyi çok beğendik. Değerlendirmemizi ilk biz aldık zaten. Projeler hazırlandı. Yapı denetim firmamıza geldi. Satın aldınız mı? Evet. Yapı denetim firmamıza geldi. Orada bütün projeleri inceledik. Eksikliklerini tamamladık hep beraber. Ve Bilecik'in huzuruna sunduk. Burada en önemli şey konseptin normal emsal sınırları içerisinde olup hiçbir fazla rantı olmadan %75'lik bir yeşil alanı yaratılarak sadece %25'lik bir alana yerleşen binalarda oluşmaktadır. Çeşitli sosyal imkanları var projenin. Evet. Birçok avantajı var. İnsanlar açısından. Bilecik'te olmayan birçok şey var. Yani Cemre'nin evinde olması gayet yani, Bilecik için görsel yani, anlamda güzel olacak. Olacak yatırım olacak. Anlamında da. Aynen öyle. İyi olacak. İnsanlar için de iyi olacak. Yani bana göre satın alınabilecek, yatırım yapılabilecek İyi bir proje. Peki siz neden konuşmadınız? Sizle konuşup sunum. Yok yani şimdi şöyle bir şey. Biz bu projenin yapı denetim kısmındayız. Biz projenin tanıtımı ya da bu proje içerisinde değiliz. Sadece yapı denetimini üstlendik. Bu binaların en sağlam, en sağlıklı şekilde yapılmasını sağlayacağız. Onun için çalışacağız. Zaten biz de yeni bir kuruluşuz ama sağ olsunlar bizlere güvendiler. Bu projede bize yer verdiler. Biz de onu en iyi şekilde değerlendirip Eseztaş'la beraber Cemre Yaşam Evlerini hayata geçireceğiz. Peki, onun için çalışacağız, yardımcı olacağız. Peki Eseztaş İnşaat gibi bu şekilde yer aldığınız proje var mı? Daha önce mi? Evet. Yapı denetim olarak yok fakat benim kendi bireysel olarak çalıştığım, daha önce müteahhitlik yaptığım ya da daha öncesinde yaptığım projeler var kendi çizdiğim. Daha önce de İzmir'de de bu tarz projelerde çalıştım. Neyin ne olacağını biliyorum. Artı bu projenin nereye gidebileceğini biliyorum. Görüyorum. Çok iyi yerlere gidecek. Çok iyi olacak. O yüzden katkıda bulunmak aynen istediniz. Yani bu proje içerisinde bulunmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ve Eseztaş'ın da arkasındayız. Cemre Yaşam Evlerini de hayata geçirmeler için elimizden ne gerekiyorsa onu yapacağız. Elimizden geleni yapacağız. Neden Cemre Yaşam Evi diye kendi kendime soruyordum. Birçok cevabı varmış. Evet. Olmuş olduk evet, birlikte. Tamam. Sağ olun. Teşekkür Rica ederim. Ederim. Ben teşekkür ederim.